4 çekeri alsanız bile bazı rampalarda kaldığınız için, durduğunuz için arabayı kaldırmak sorun oluyor. Bu yüzden D'de çıkarken rampada patinaj yapıyorsunuz. Direkt 2 aşağıdan 4 aşağı alıyorsunuz. Yürümeye devam ediyorsunuz. Ancak arabamızı low moda alırken vitesimizi kesinlikle N boş konumuna alıyoruz. Low koda da alırken 2 aştan duruyoruz. Aracımızı durduruyoruz N konumunda. Frene basıyoruz. 4 haşa aldık. Sonra vitesi azıcık kendimize çekiyoruz. Bir tık ileri itiyoruz. Şu anda N konumuna geldi. N konumunu da bahsedeyim. El frenini indirdim. Bakın R'ye taktım. Görüyorsunuz. N konumu çekici modu. Şu an bütün aktarma organları boşa çıktı. Bakın. R konumunda araba. R konumunda. Ve gaza basıyorum. Şu an öne doğru gidiyor. Çünkü hafif rampadayım. Geriye gitmiyor arabamız. Bu çekici modu arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi yine low modu almak için kesinlikle neyi alacağız? Ayağımız frende olacak. Bir tık daha ileri itiyoruz vitesimizi. Göstereyim. N moddan bir tık daha ileri ittik. Bu ağır 4 çeker arkadaşlar. Bunu da D'de kullanabiliriz. Fakat D'yi çok tavsiye etmiyorum. L2 de kullanabiliriz. Ama bu vitesin ilacı low mod arkadaşlar. Arazi vitesi low modda. Normal vitesimiz de low modda. Bu modda sürat yapamazsınız. Yani zaten bu arazi vitesini low moda aldığımız modda maksimum 30 kilometreyi geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Geçmeyeceksiniz. Çünkü ağır devirde çalışıyor. Şanzımandaki bütün nişleri döndürüyor böyle. Bunu da low modda aldığımız zaman süratten tabii ki ödün veriyorsunuz ama motora çok ciddi bir güç, şanzımana, akislere, diferansiyele çok ciddi bir güç biniyor. İyi bir lastiğiniz varsa çıkamayacağınız, geçemeyeceğiniz yer yok bu modda diyorum. Ayrıca sadece bunu özel olarak anlatacağım bir video çekeceğim, bilginiz olsun. 2H modunda yine pardon 4 low mu yani 4 ağır çeker moddan 2H'a geçerken yine vitesimizi N konumuna alıyoruz. Ayağımız frende. N konumunu aldık. 4H konumuna aldık. 2H konumuna aldık. Bir daha gösteriyorum. Ağır 4 çeker. N konumu. 4H. Hızlı konum. 2 çeker konumundayız. Otomatik arabalarda ilk önce el freni çekiyoruz. Ayağımızı frenden çekiyoruz. Araba biraz salıyor kendini. Sonra park alıyoruz. Şanzımanımıza yük bindirmiyoruz. Aracımız 98 2.5 V6. Klimamız var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bu aracı tek araç olarak kullanıyorum. Hem asfalt hem arazi lastiğim var. Şehir içinde kullanıyorum. Araziye gidiyorum. Tatilime de bu arabayla gidiyorum. Şurada power tuşumuz var. Bunu açarsanız şanzıman vites aralığı daralacaktır. Rampalarda gaza bastığınız vites değiştirmiyor araba. Buna basarsanız daha hızlı vites değiştirecektir. Yolda giderken o araba ezmiş bir kurbağa. Kurbağa mı gördün? Kurbağa cesedi gördük. Tamam. Kurbağa cesedi. Baba bir de dev bir solucan cesedi. Baba bak tamam. Ateş taşı. Tamam oğlum. Bak baba. Tamam. Buradan arka kısma geçiyorum arkadaşlar. Şu an bahçedeyim. Çocuklar da dışarıda. Hava biraz soğuk. Arka sol yolcu kapısı, deri döşeme. Aracımda çekidemiri var. Daha önceki videolarımı izlediyseniz çekidemirlerini hep ben kendim yapıyordum. Tabii ki bunları ruhsata işletemiyorsunuz. Böyle bahçe gibi bir yeriniz olduğu zaman bir römorkum var. İşte kumdur, çimentodur, gübredir geçirebiliyorum. Fakat ben bu sene karavan aldığım için 1,5 ton ağırlığında ruhsatlı bir karavan aldım.
Haliyle onunla trafiğe çıkabilmem için çekidemiri taktırmam gerekiyordu. 2000 yanılmıyorsam 500-600 TL civarı çekidemiri tuttu. 500-600 işte mühendisler odası vesaire derken noter 3000 liraya bana mal oldu. Bu çekidemiri bu kasa 2 ton 750 kilograma kadar bu çekidemiri ile ve bu arabayla römörk yük çekebiliyorsunuz. 2 ton 750 kilograma kadar çekebiliyor arkadaşlar. Bagajımı göstereyim. LPG tankımız, arabamda amfi, kutubas, müzik sistemi var. Haliyle çok bir bagajımız yok. Ne yapıyoruz? Port bagaj. 350 litrelik bir port bagajım var. Onu da göstereyim. Biraz dağınık. Mangalımız. Balıkta, kampta giydiğim çizmelerim. Olta takımları. Aşağıda kamp masamız. Kamp sandalyelerimiz. Çaydanlığımız. Olta uçlarımız. Hepsi burada. Bunu ben ikinci el aldım. Yanılmıyorsam 500 TL falan almıştım. 200 TL'ye de Bauhaus'tan veya piyasada da var. İkinci elde de ara atkı deniliyor bunlara biliyorsunuz. Bundan aldım. Montajı çok kolay. Kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağ yolcu kapımız. Sağ ön yolcu kapımız. Hava da biraz rüzgarlı. Bir de arabanın motorunu sesini dinlettirmek istiyorum.